iltihaplı bağırsak hastalıkları kolit, ülseratif kolit, morbus Crohn veya diğer adıyla Crohn. İltihaplı hastalıklar, bir böyle bağırsak hastalıkları var. Bir de artrit, artroz gibi, poliartrit gibi eklem iltihaplanması. Bu da iltihaplı hastalık. Bir de bronşiyellerde oluşan iltihaplı hastalıklar var. Bronşiyel astım veyahut da iyileşmeyen yaralar iltihaplı ama bakteriyel değil. Bakteri yani mikroplardan kaynaklanan bir enfeksiyondan değil. İltihabi sebebi nedir? Sebebi şu. Normal olarak omega 3, 9 herhangi bir oleik asit yani zeytinyağı, ayçiçek yağı, keten yağı veya herhangi bir tohum yağı veya herhangi bir bitkisel yağ veya hayvansal gıda tükettiğinde kişi bunların içerisinde omega 3, 6, 9 ve alt türevleri var. Linol asit, linolen asit. Bunu vücudumuz karaciğerin salgılamış olduğu enzimler dönüştürüyor. Neye dönüştürüyor? Linol asit, linolen aside, linolen asit araşidon, araşidonik aside, araşidonik asit prostaglandin E1, E2 bu da hormonlara dönüşüyor. Hormonlarda birçok fonksiyonları var vücudumuzda. Çeşit çeşit hormonlar. Bu dönüşüm gayet normal, düzenli, sağlıklı. Fakat bazı kişilerde bu dönüşümü sağlayan enzimler var. Elangaz, destraz. Bunu karaciğer salgılar. Bu enzimlere dönüşümü, yağların hormona dönüşümünü sağlayan enzimleri elangaz, destraz enzimlerini karaciğer salgılar. Fakat bu enzimler mesela destraz ve elangaz azalırsa lipoksijenaz isimli bir enzim devreye girer. Lipoksijenaz Almancası lipoksijenaz. Bu enzim bu dönüşümü bozar. Nasıl bozar? Prostaglandin E1, E2 ve hormona dönüşmesi gerekirken burada bu enzim devreye girerse araşidonik asidi toksik madde olan yani vücudumuz için lökotrine dönüşür. Lökotrin. Bu da iltihapları oluşturur. İltihap oluşur. Bu neden kaynaklanıyor? Karaciğerin salgılanmış olduğu enzimlerde azalma olursa lipoksijenaz isimli enzim devreye geçiyor. Bu enzim devreye geçti mi lökotrin denen bir madde ortaya çıkar. Bu da iltihaplanmayı tetikler. İltihap aslında kötü bir şey değil. İltihap demek bağışıklık sistemi vücuttaki herhangi bir yabancı maddeyi bakteri, virüs ve mantarı yok etmek için başlatmış olduğu bir savunma hareketi, mekanizma. Onu yok edecek. Fakat ortada bir mikrop yok. Neyle savaşıyor? Vücudun salgılamış olduğu yanlış şeylerle savaşıyor. Bu da sürekli bir mücadele, sürekli bir iltihap. Ne oluyor? Vücut kendini toparlayamıyor. Hastalık katlanarak artıyor, artıyor, artıyor. Şimdi ülseratif kolit ve kolit ikisi de iltihaplı bağırsak hastalığı. Ülseratif kolit genellikle kalın bağırsakta olduğu için ülseratif kolit denir. Kolit yani kolondan kaynaklanır. Kalın bağırsağın genellikle son kısmında olur. Yara haline gelir. Kalın bağırsakta ödem oluşur, apse oluşur, yara oluşur. Tedavi edilmezse Allah korusun kansere kadar dönüşebilir. Ülseratif kolit. Crohn hastalığı ise kalın bağırsakta da olabilir. İnce bağırsakta olabilir, midede olabilir. Yemek borusunda hatta ağızda bile olabilir. Ağızdan makada kadar bütün sindirim sisteminde Crohn hastalığı olabilir. Crohn'la ülseratif kolit sadece ülseratif kolit kalın bağırsağın son kısmında genellikle olur. Crohn ise bütün sindirim sisteminde olur. Yani ikisi birbirine çok benzer. Ayırmak da zaten zordur. İkisi de iltihabi bir hastalık. İnsanların genellikle %0,5'inde yani Türkiye'nin nüfusu işte 70 milyon 350 bin kişide bu olur. Yani var aşağı yukarı. Ve çok çok ağır bir hastalık. Tedavi edilmediği zaman ne oluyor? Vatandaş 15-20 defa lavaboya koşuyor. Defacet için. Yani idrar yapmak için değil. Küçük abdest büyük işini yapabilmek için. Bir şey yok ama
sürekli sinyal gidiyor, hassaslaşmış. Bura yanmış, kavrulmuş, sinir uçları açıkta kalmış, adeta yanmış gibi bağırsak, ödem oluşmuş, kızarmış, apse oluşmuş, sinir uçları açıkta kalmış. Bir şey yediği zaman sürekli beyne sinyal gidiyor, lavaboya koş. Zorda kalıyor, bağırsaklar daralıyor, tıkanıyor. Bununla ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapılmış. Şu gördüğümüz günlük, ak günlük Türkçesi. Ak günlük. Ak günlük. Boswellia. Boswellia zerata Latincesi. Bunun birleşiminde bu Hindistan'da ve Suudi Arabistan, Yemen'de ve Somali'de, Afrika'nın Somali uç kısımlarında, burada da yetişir. Yani çok soğuk, sıcak olan bölgelere, tropik yakın bölgelerde yetişen bir ağaç. Bunun gövdesini keserler, kabuğunu soyarlar. Buradan bir zamk, reçine akar. Onu toplarlar, böyle zamk oluşur. Veya kabuğunu kaynatırlar. Bu kabuğundaki, içindeki etken madde dibe çöker, sonra toplarlar. Bu hale gelir. Şimdi bu, bununla ilgili sakız gibi çiğnenebilir. Bu çam ağaçlarından çıkan bir şeyler var hocam. Ona mı benziyor? Hayır, o değil. Ya o bu bir ne, o nevi mi diyecektim ben de. Sakız ağacına benzer ama sakız ağacı değil. Şimdi bununla ilgili yapılan klinik araştırmalarda, şimdi ben klinik araştırma var. Yani bir şey söylediğim zaman ispat etmem lazım. Evet. Efendim 20 kolit hastası, kolit. Yani kalın bağırsak iltihabı olan kişi. Bununla tedavi edilmiş. Bir. İki. 34 ülseratif kolit. Yaraya dönüşmüş. Ağır. Vaka. Yine bununla tedavi edilmiş. Günlük. Efendim. 22 ayrı klinikte toplam 108 hasta. Bu da kron hastası. Kolit, ülseratif kolit ve kron hastaları tedavi edilmiş. Ayrı ayrı kliniklerde, ayrı ayrı ekipler, ayrı ayrı doktorların gözetiminde. Kron hastası olan 108 kişi hasta, 22 ayrı hastanenin gözetim ve denetiminde tedavi edilmiş. Fakat günlük bu şekilde kullanılmaz. Yani şimdi sadece günlüğü böyle sakız gibi çiğnerseniz ne işe yarar? Bazı romatizma hastaların vücudu ısısı düşer. Parmakları, ayak uçları, parmak uçları morarır. Kan dolaşımı zafiyeti ve iltihap nedeniyle mosmol olur. Bazı romatizma türleri, mesela Raynaud hastası. Buz gibi, her tarafı buz gibi olur. Böyle üşümekten, sızlamaktan ayaklarını, dizlerini döyerler. Yani biraz ısınsın diye. Şimdi bunu sakız gibi çiğneyebiliriz. Çiğnedikçe normal sakız gibi olur. Bu vücut ısısını artırıyor çünkü metabolizmayı hızlandırıyor, vücudu ısıtıyor. Çok üşüyenler veyahut da Erzurum gibi çok soğuk bölgede yaşayanlar dışarı çıkmadan önce bir tatlı kaşığı bunu alıp sakız gibi çiğneyerek dışarı çıksın, problem değil. Vücut ısısını artırır, buz gibi havada üşümez. Hiçbir problem yaşamaz. Bunun bir özelliği de şu. 50 gram yarım litre sirkeye konur. Çalkaladıktan sonra mesela bazılarının kafası kaşınıyor böyle. İçeride iltihaplı yaralar oluyor saç diplerinde. Ekzama gibi, akne gibi, liken gibi veya vücudun herhangi birinde. Bunun sirkesini yapar, sirkeyle oraya masaj yaparsa birkaç gün saç diplerindeki iltihapları, ekzemayı, akneyi yok eder. Çok basit, çok sirkeyle pratik. Sirkeyle karıştırılınca gerçekten enteresan bir bilgi oldu bu da. Evet. Saç dipleri için. Günlük sirkesi herkes yapabilir. Fakat kolit, ülseratif kolit, efendim, kron ve romatizma hastalıklarında
bu şekilde kullanılmaz. Ne yapmak gerekir? Bunun damıtılarak elde edilen içinde özel bir asit var. Bosfelik asit. Bosfelik. Bosfelik asit ne yapıyor? Bu bozulan metabolizmayı düzenliyor. Lipoksinaz enzimini frenliyor. Böylece iltihapları tetikleyen lökotrin ortadan kalkıyor. Lökotrin ortadan kalkarsa iltihap kendiliğinden ortadan yok oluyor.